vaktinde Ali gördüm Ali, yüzümü yüzüne sürdüm Ali. Ali'ye baktım Ali'ye, Ali'ye baktım Ali'ye. Güzel bir salı akşamında konak sohbetlerimizde Çorum Web TV'de birlikteyiz. Güzel bir sohbet olacağı kanaati bende hasıl. Programımızda bugün güzel, değerli, kıymetli bir konuğumuz var. Efendim her hafta böyle sohbeti tatlı, güzel insanlarımızı, hocalarımızı, büyüklerimizi konuk ediyoruz. Bu akşamda kim var? Değerli Çorum İl Müftümüz, misafirimiz Muharrem Biçer hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Hocam sağlığınız, afiyetiniz. Elhamdülillah. Berkemal. Elhamdülillah. Çok şükür. Eyvallah hocam. Bugünlere çok şükür. Hamdolsun. Ne güzel. Efendim ben programın içeriğine böyle tam dalmadan bir duyuru yapmak istiyorum. Belediyenin, Çorum Belediye'mizin güzel bir kültür faaliyeti var. Türkiye yarışması düzenlemiş. Lise ve üniversite öğrencileri, ama yaş grubu ne efendim? 14-25 yaş arası efendim gençlerimize milli kültürümüzü efendim benimsetmek, yaygınlaştırmak için güzel bir imkan ve ödül de var efendim. Dur bakayım birinciye ne veriyorlar? Birinciye 5000 lira,
İkinciye 4000 lira, üçüncüye de 3000 lira ve finalistlere de muhtelif hediyeler belediyemizce verilecekmiş. Bence kaçırmayın. Peki ne yapacaksınız? Bir dakikalık bir türkü kaydını efendim hangi numaraya gönderiyoruz? WhatsApp numarasını söylüyorum. Yavaş söyleyeceğim, merak etmeyin. Evet. Arada böyle küçük parodimsi şeyler yapıyoruz. O da bizim şeyimizin, programcılığımızın muktezası efendim. Gereği yani. Efendim 539 telefon numarasını, yani türkü kaydınızı göndereceğiniz numarayı söylüyorum. 539-842-0009. Bir daha söylüyorum. 539-842-0009. Noğlu telefona o türkü kaydını, bir dakikalık kaydı gönderiyorsunuz. Ayrıntılı bilgiyi efendim almak isteyen, hocam işte biz tam anlayamadık falan diyenler için belediyenin, Çorum Belediyesi'nin sitesinde ayrıntılı bilgi var efendim. Katılımınızı bekliyoruz. Gençlerimiz buna iştiyakla efendim sahip çıksınlar. Ödül de var ha. Evet. Kıymetli dostlar, bu akşam sohbetimizin konusu çok önemli bir konu. Toplumumuzu çok ilgilendiren bir konu. Bir şey söyleyeyim, ondan sonra başlayalım. Babam benim döner keserdi o ateşin karşısında. Hasan Usta, Allah rahmet eylesin. Bak bugün rahmetle anıyoruz. Büyük bir ustaydı. Bir dönem bu Çorum'da da lokantacılık yaptı. Lokantanın şeyinde, o hocam giriş kısmında şeyde, döner ocağının üstünde bir yerde bir Arapça bir ifade yazıyordu. Bu arada şey girmiş, ben şimdi duyulmuyorum. Ha, tam arada jenerik şey giriyor. Tanıtım yapıyorlar, benim konuşma araya gitmesin sevgili yönetmenim. Efendim, tamam. Orada bir Arapça ifade yazıyordu hocam. Tabii ben o zaman talebeyim, bilmiyorum yani ne yazıyor burada diye. Sonra yıllar sonra İmam Hatip Lisesi'ne girince orada El Kasibu Habibullah. Habibullah yazıyor. Ne kadar güzel bir şey. Adamın kazandığı serapa helal para. O böyle terler akıyor. Döner eskiden nerede öyle makine falan, bıçak. Ve çok da lezzetli oluyor. İncecik keserdi. İyi ustalık işte o döneri ince kesmek efendim. Sonra o Kasibu Habibullah'ı öğrendim. Peygamberimizin bir hadisi söylediler. Hikmetli bir söz neyse, kazanan, helal kazanan Allah'ın sevgilisidirmiş. Anlamı bu. Bak orada çalışıyor. Helal lokma. Evet. Bu akşam da biz helal lokmayı konuşacağız. İşte konunun uzmanı sevgili müftümüz Muharrem Biçer hocamız. İlk sorumuzu o zaman bu pencerenin içerisinden tevcih edelim. Hocam bu akşam helal lokmayı konuşacağız. Tabii kul hakkı da bu mevzuya giriyor. Neticede helal kazanmayınca birilerinin hakkını yemiş oluyorsun. Mutlaka. Evet. Şimdi hakların bir Allah hakkı, bir de kul hakkı diye ikiye ayrılıyor İslam dininde bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla değerli hocam, bize kul hakkı nedir? Allah'ın hakkı nedir? Ve hadiste ve Kur'an'da bunların yeri nasıldır? Bize bilgi verirseniz dinleyicilerimize, izleyicilerimize evet, mutlu oluruz hocam. Ben de ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Ve bizlere bu imkanı veren Çorum Belediye'mize de şükranlarımı arz ediyorum. Çorum Belediyesi Web TV ekranlarındayız şu anda. Evet. Bu sorunun cevabına geçmeden önce değerli hocam, biz dini bir tanıyalım. Din nedir? Dinin bir takım kuralları var mıdır? Bunlardan yola çıkarak sonrasında kul hakkına hemen gelelim. Evet, din kitaplarımızda, kadim kitaplarımızda ve halen de din insanları dünyada ve ahirette mutluluğa sevk eden ilahi prensipler topluluğu olarak kabul edilir. Yani dine inanmanın sonucunda dünya ve ahiret mutluluğu vardır. Bu prensipleri yerine getirmenin karşılığında. Tabii bir takım şeyler, dine inanan insan, Cenab-ı Hakk'ın bizlere size din olarak İslam'ı seçtim buyurduğu, dine inanan insanın da uyması gereken bir takım kurallar var neticede. Yani her yerin, her müessesenin kendine göre bir takım kuralları var. Bugün resmi dairede çalışıyoruz. Mesailer her ne kadar saat 14 arası, 16 arası olsa da 8-5 mesai. Bugün bir memur, bir işçi, ben sabahleyin keyfimin kahyası mısınız? Hani 8'de değil de
ertesi bugün 9'da geleceğim, yarın 10'da geleceğim dese o müessesenin kurallarına uymamış olur. Evet. Ve bir ceza alır neticede. Bu böyle devam ederse görevden atılmaya kadar, sonlanmaya kadar gider. İşte dinin de bir takım kuralları var. Ve bu kurallara ben Müslümanım diyen kişi bu dinin kurallarına uymak zorundadır. İşte o kurallardan birisi de kul hakkı ve helal kazanç. Bugün onu konuşacağız. Evet. Yani ibadetler var. Yani din deyince, İslam deyince sadece 5 vakit namazdan ibaret değil. Bakın biraz sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifiyle başlayacağım konuya. Yani biz din deyince hemen namaz, oruç, hac, zekat, ibadetler akla geliveriyor. Evet. Ama bunlar arasında muamelat dediğimiz, ukubat dediğimiz şeyler de var. İşte o muamelat çerçevesinde bugün bazı şeyleri değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi dediniz ya ayet ve hadislerde, yani ayet ve hadislerden yola çıkacak olursak herhalde bir saatlik programımızda yani yarısını anca sıralayabiliriz ama ben birkaç tanesini birkaç tane hocam öz olarak şöyle. Çoğumuzun malum olduğu Muaz hadisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya Muaz diyor, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Sahabe her zaman olduğu gibi şu cevabı veriyor, meşhur cevap. Allah ve Resulü ve alem. Allah ve Resulü her şeyin en iyisini bilir, daha iyisini bilir. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kulları üzerindeki hakkını, kulların Allah'a ortak koşmamalarını ve kendisine de ibadet etmeleri olduğunu, Allah'a karşı ibadet etmeleri gerektiğini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şeriflerinde belirtmiş oluyor bizlere. Evet. Tabii bununla beraber bir de ayetler var ki Bakara Suresi 188 ve Nisa 29'da Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ya eyyühellezine amenu la te'külü emvâleküm beyneküm bil batıl. İki defa geçiyor bu ayet. Bakara 188 ve Nisa 29'da. Ey iman edenler, aranızda mallarınızı haksız yere batıl yollarla yemeyin. Biraz sonra bunların bu batıl yollar neler, onlara da geniş kapsamlı olarak girmeye çalışacağız. Demek ki insanlar birbirlerinin mallarını değişik vesilelerle, yani o kul hakkı çerçevesinde değerlendireceğiz onları. Çeşitli vesilelerle gasp ediyorlar, haksız yere birbirlerinin mallarını gasp ediyorlar ki Rabbimiz böyle bir uyarıda bulunuyor. Ve bu günleri gören Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, o pek çok hadislerin başında var. Le'yetiyenne, ısrarla mutlaka gelecek. Şüphesiz öyle bir zaman gelecek. Le'yetiyenne alennâsi zamanın. İnsanlar üzerine şüphesiz öyle bir zaman gelecek. La yubalil mer'u ehadel mal emin halal emin haram. Kişi mal elde edecek, kazanacak ama helalden mi haramdan mı olduğuna riayet etmeyecek. Evet. Yani sanki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu günleri görerek ifade ettiği bir hadis-i şerif. Yani bugün işte insanların kazanayım da nasıl kazanırsam kazanayım. Haram helal ver Allah'ım. Bu aciz kulun yer Allah'ım diyeceksiniz. Diyenler var. Bu yanlış. Var. Yani öyle bir beyitle. Evet. Yani bu günleri görerek insanların mal elde edeceklerini ve helalden mi haramdan mı olduğuna dikkat etmeden kazanacaklarını belirten hadis-i şerifleri var ki bunlar işte kul hakları çerçevesinde değerlendireceğiz. Bir başka hadis-i şerifi de detaylara girmeden, yani Peygamber Aleyhisselam pek çok defalar insanların birbirlerinin üzerindeki haklarıyla ilgili çok şeyler söyledi ama bir defasında da Hakkul Müslimi alel Müslimi Hamsun hadis-i şerifinde 5 haktan bahsetti. Selamdan bahsetti. Selama karşılık vermek, hasta ziyareti, sonrasında davete icabet, cenazeye katılma ve teşmit dediğimiz aksıran kişiye duada bulunmak gibi kul hakları çerçevesinde değerlendirilebilecek şeyler. Evet. Ama bugün kul hakkı deyince daha çok aklımıza gelen işte malla, mülkle haksız kazanç elde etme geliyor ki gerçekten onun üzerinde ısrarla durmamız gerekiyor. Birileri işte o hassasiyeti kaybedince, şimdi biraz sonra belki ileride onu da soracaksınız, geçmişle günümüz arasındaki kıyası zannedersem. Evet. Yani o hassasiyeti kaybedince bugün yani zenginlere de imreniyor insanlar ama hiç de imrenmesinler. Yani bugün yine çok mal neydi? Haramsız, çok söz yalansız olmaz. Olmaz. Elbette helal yoldan kazanan
pek çok Müslüman mümin kardeşimiz de vardır ama hepsinin bir hesabı var. Hal böyle olunca biz o kul hakları ve helal lokma çerçevesinde olaya biraz daha temkinli yaklaşmamız gerekiyor değerli hocam. Evet hocam, kul hakkı ile ilgili hadisler üzerinde kul hakkı olan kişinin durumu nedir? Kişinin haksız yere elde ettiği gelir ve kazanç, efendim etkisi nedir etkisi yani? Nedir? Yani mesela diyorlar ki haram yiyen adamın şeyinden çıkan ibadet, vücudundan, bedenden çıkan ibadet Allah'ın katına ulaşmaz. Çünkü kanı haramla başlar. Veya 40 gün namazı kabul olmaz gibi bir, halk arasında, Bir şey var. İfadeler var, doğrudur. Şimdi tabii haramla beraber aynı zamanda da borçlu kişinin durumunu da değerlendirmemiz lazım. Buyurun. Kişi yani kul hakkı çerçevesinde borçlu kişi bir başkasına karşı borçlu değil midir? Hem Allah'a karşı borcu olan kişiyi değerlendirebiliriz hem de kullara karşı, ama bizim konumuz günümüzde şu andaki konumuz kul hakkı. Kullara karşı borcu olan kişinin, malumunuz pek çok rivayetler, bazıları zayıf falan diyor ama Buhari'de de geçen bir rivayet, biraz sonra Ebu Katade'nin de rivayetiyle diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, işte bir cenaze geldi, kardeşinizin borcu var mı? Evet. Ona var dediler veya öncekine yok dediler, Peygamber aleyhisselam namazını kıldırdı. Evet. Sonrakine de yok dediler, daha doğrusu özür dilerim, sonrakine var dediler. Bu sefer Peygamber aleyhisselam dedi ki kardeşinizin cenaze namazını kılın. Hatta Ebu Katade diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben onun borcunu ödersem ne olur? O zaman ödeyebilir miyim? Yani üzerindeki kul hakkı olan borcunu ödediğim zaman ne olur? Siz namazınızı kıldırır mısınız diye sorunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam da evet dedi diye Buhari'de geçen bir rivayet, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde ve Nesai'de devam eden rivayetler var. Şimdi bu da bize gösteriyor ki yani dünyada çok fazla borçlanmamaya bakmak lazım. Sadece kul hakkı kullara değil. Bugün bankalara da öyle değerlendirelim. İnsanlar yani diyeceksiniz ki şu ekonomik şartlarda şöyledir böyledir, bu işin edebiyatına girmek istemiyorum. Yani felsefe veya nizalaşmak da istemeyiz kimseyle ama yani elimizden geldiğince Allah Resulü'nün bu konudaki hassasiyeti işte gözümüzün önünde. Ama insanlar bugün ihtiyaçları olmadıkları halde pek çok şey ihtiyaçmış gibi değerlendirip hemen farklı şekillerde borçlanmaya bakıyorlar. Evet. Sadece insanlara karşı değil. Öyle olunca biz kul hakkına, insanlara borçlanmayarak kul hakkına son derece riayet etmemiz lazım. Bakın belki sloganik bir cümle, aslında altını böyle 1-2-3 fosforlu kalemlerle çizeceğimiz bir cümle. Kul hakkını yani Allah yarına bırakır ama yanına bırakmaz diyor. Evet. Güzel bir cümle yani. Güzel cümle. Evet, ve kul hakkı konusunda da insanlar bugün yani Allah sanki görmüyormuş gibi. Bunlara neler girer? İşte az önceki okumuş ayet olduğumuz ayet-i kerimede Rabbimiz aranızda haksız yere batıl yolla mallarınızı yemeyin diyor ya. İşte bunlara neler gireri biraz sonra konuşacağız ama evet. Her birimizin, bugün sizin, benim, artık bütün canlılar, insanların her birinin omuzunda iki tane kamera var. Yani biz bunlara ne diyoruz? Yani şu kameradan yani farklı mı? O kameradan farklı manevi kameralar var, yazıyor. Evet. Belki bu kameralar görüntü alıyor, görüntü de alıyor diyelim. Yani işin... Şimdi hocam... O yönetmen orada kameranın kasetini katakulle yapar, siler. Ama Allah'ın kameralarını silme gibi bir şeyimiz yok değil mi Mustafa Bey? Yani kiramen, ona göre yani hayatını, yaşamını ona göre düzenleyeceksin sevgili yönetmen. Kiramen katibin diyoruz, habere yazmaya devam ediyorlar falan. Evet. İşte yarın o yazılanlar yarın dev bir ekranda karşınıza çıkacak. Bugün madem televizyonlardayız, madem görsel bir program sunuyoruz. Evet, bugünkü yazılanlar, görsel olan şeyler dev ekranda karşımıza çıkacak. O gün hangi gün? Bismillah. Yevme yefirrul mer'u min ahih ve ümmihi ve ebi ve sahibetihi ve beni. O gün artık insanların birbirlerinden kaçacakları. Hoş, bugün de kaçmaya başladılar. Şu illetten dolayı. Covid. Anne evladından, evlat işte kardeş kardeşten kaçıyor. O gün insanlar sorumluluklarından dolayı kişi kardeşinden kaçacak. Anne babasından kaçacak.
eşinden ve çocuklarından kaçacak. Öyle bir gün var işte. O güne gelmeden önce bugün bir takım şeylerde sakınmamız gerekiyor. Onların başında da işte kul hakkı ki yine ilerleyen dakikalarımızda bunu değerlendiririz. Hocam, o zaman bir araya bir ilahi koyalım mı? Elbette, elbette. Hem siz dinlenin. Elbette, yeni başladık, çok yorulmadık ama buyurun, tabii farklılık olur, evet. Güzel de olur. Evet. Fetih Marşı yapalım mı arkadaşlar? Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek, yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek, dağlardan çektirilecek, kalyonlar çekilecek, dağlardan çektirilecek, kalyonlar çekilecek. Elde sensin, dilde sen, gönülde sin baştasın. Elde sensin, dilde sen, gönülde sin baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Yürüyeceksin millet, yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Yürü hala ne diye, oyundasın açsın. Yürü hala ne diye, oyunda oynaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Efendim, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Ne güzel yazmış. Rahmetli Yıldırım Gürses bestelemiş bunu efendim. Arif Nihat Asya da, yanlış bilmiyorum değil mi Atakan Bey? Arif Nihat Asya'nın da sözleri Fetih Marşı. Hep böyle fetihler olsun efendim. Bize kötülük düşünen, bize tasallut etmeye çalışan yerli yabancılar kimse bunlar, Allah onlara fırsat vermesin bu cennet ülkemizde inşallah. Efendim, değerli hocam, şimdi kul hakkı, birinin gidip ille malını mülkünü mesela gasp ediyor, kul hakkı. Sadece bu mudur? Mesela gıybet, dedikodu da buraya girer mi? Bu konudan biraz bize elbette bilgi verelim. Az önce hani kul hakkı konusundaki hadis-i şerifi değerlendirirken, evet hocam, yani size verilen bir selamı almamak bile kul hakkıdır. Neticede hastayı ziyarete gitmemek kul hakkıdır. Bir davete icabet etmemek kul hakkıdır. İşte o hadis-i şerifi açalım şimdi. Evet. Neticede bunlarla beraber başlayıp yani insanların sadece malını gasp etmek, zorla elinden almak veya aldığı bir şeyi ödememek gibi de değerlendirilemez. Bununla beraber yani ben sizi şakadan da olsa korkutsam, siz bana hakkınızı helal etmeseniz kul hakkı tecelli etmiş olur yani. Bununla beraber yine başkalarını üzmekten tutun. Bak mesela burada değerlendireceğimiz rüşvet aslında kul hakkının hemen başta geleni.
borcunu ödememek veya borcu süresi gelmişse uzatmak, bekletmek gibi insanları böyle insanlara eziyet etmek kul hakları çerçevesinde değerlendirebiliriz. Ama sizin ifade ettiğiniz gibi gıybet, eğer bir kişinin gıybetini yapıyorsanız o da duymuşsa size gücenmiştir, hakkını bir hakkı geçmiştir. Diyorsunuz ki ya zaten ben doğruyu söylüyorum. Doğruyu söylüyorsanız zaten gıybet etmiş oluyorsunuz. Yok, o söylediğiniz şeyler, yaptığınız dedikodu, gıybet onda yoksa da ne yapıyoruz? İftira etmiş oluyoruz yani. İşte bu da kul hakkı çerçevesinde değerli. Hocam bu ben de az bir şey araya böyle geçeyim hocam. Elbette. Hazreti Mevlana demiş ki mesela herkes içki içen mesela sarhoşlar işte kötü görülüyor. Tabi alkol kötü, uyuşturucu kötü, ona kimse iyi diyemez de. Yalnız diyor bu arada diyor ondan çok daha büyük yıkıcılığı olan gıybeti çok herkes tam peynir ekmek gibi yiyor. Şöyle bir sözü var Mevlana'nın. Efendim diyor ki büyük Mevlana, eğer gıybet de içki gibi, alkol gibi tesirini gösterseydi, sarhoşluk verseydi, bütün milleti sarhoş görürdünüz diyor. Niye? Herkes yapıyor bu büyük günahı. Çok yanlış bir alışveriş. Çok büyük zararları öbür tarafta. Hani müflis kimdir deyince yarın evet. Bakacak ki ben bir sürü amel yaptıydım. Ne oldu bunlar denecek. İşte yaptığın gıybetler bütün sevaplarını icabında götürüyor değil mi? Yani Allah Resulü'nün o müflis hadisi her zaman önümüzde durması gereken. Bir şey yaparken önce onu o hadise bakmamız lazım. Benim tamam namazım var, abdestim var vesaire, ibadetlerim çok hoş ama işte ona buna hakaret etmişsem, ona buna sövmüşsem, gıybetini dedikodusunu yapmışsam gidecek değil mi? Bir sıfıra sıfır, elde var sıfır diyoruz ya. Evet. İşte öyle bir şey. Sadece gıybetle mi kalalım kulakları çerçevesinde? Daha pek çok şeyi konuşabiliriz ama mesela trafik konusu var. Evet. Yani trafikte de başkalarının hakkına girmek aynı zamanda kul hakkıdır. Evet. Evet. Nedir? Yani yoldur her şeyden önce. Evet. Ben sadece trafik değil, kamu hakkı çerçevesinde konuşacaktık onu ama belki süremiz kalır kalmaz aklıma gelmişken söyleyeyim. Ya kaldırımda gidiyorsunuz. Kaldırımlar işgal edilmiş. Esnaf kardeşlerimize de buradan bir hatırlatma yapalım. Yani kamu hakkı, kul hakkı, kaldırımlar yayanın hakkıdır. Doğru mu? Doğru. Esnaf yani tezgah yapsın diye değildir orası. Hocam dükkanım kapanıyor diye bak sandalyeleri dizmiş oraya. Araba park edemiyorsun falan. Bu onun hakkı değil. Orası kamuya ait. Senin dükkanın değil ki orası. Ve şunu söyleyeyim. Evet. Belki fetvada hata eder miyiz ama zannetmiyorum. Es-sebebü kel fail var ya, sebep olan işleyen gibidir diye. Evet. Kaldırımdan giderken bir insan kaldırımdan geçemedi tezgahtan dolayı. Hemen kaldırımdan aşağı indi. Bir arabada geçerken Allah korusun çarptı. Evet. Bir zarara uğradı. Nedir? Yani eğer ölmüşse araba şoför kadar, sürücü kadar o esnaf da aynı şekilde sorumludur. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hocam bir izin verirseniz aklıma bir şey geldi. Almanya'da yurt dışından da örnek veriyorum ama arkadaşlar orada kurallar biraz daha dikkatli şeyler. Buraya da dönerek söyleyeyim. Almanya'da mesela evinin önünde benim işte orada tanış arkadaşlarım var. Buz, kardan dolayı buz oluştu. Oradan da yaya geçerken evinin önünde düştü diyelim, buzdan kaydı. İşte bir yerine bir şey oldu, onun şu kadar cezası var. Ne alakası var şeyde önüne baksaydı? Yok efendim, evinin önündeki buzu küreyecekmişsin. 100 euro cezası var. Bakar mısınız? 100 euro. Yani bizim bugün Türk parasıyla 1000 lira civarında bir para ki bayağı dokunuyor insanlar şimdi evlerin önü. Gıcır gıcır yani hiç kar buz bırakmıyorlar. Orada birikinti evet. Kalıyor ya bazı hocam. Niye bunu söylediniz? Yani kamuya taalluk eden her şeyi de hassas davranıyor bu şeyler. Kesinlikle. Yabancılar. Aynı şekilde. Bizde daha fazla olması lazım. Sadece yani yolda yürürken örneğini verdim. Arabanızı park ettiniz. Geldi birisi de siz çıkamayacak şekilde arka tarafa ya da önüne park etti. Çıkamıyorsunuz. Acil bir hastanız var. Evet. Sırf o durumdan dolayı eğer hastanıza bir zarar gelmişse, Allah korusun vefat etmişse, sebep o park edenindir yani. Evet. Düşünmesi lazım bunları insanların. Bina girişlerinin önüne. Hassas düşünmeleri lazım bina evet. Girişlerinde. Veya yol, trafikte yol vermeme olayı, benim hakkım, onun hakkı falan. Bütün bunları kul hakkı çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman evet. Bu toplumda huzur olacaktır diyorum. Hocam bu şeye devam edelim ama buraya çok güzel insanlar mesaj yazmış. Bir ikisi mesaj paylaşalım. Tamam. Nadi Ersoy, Edirne Selimiye Camii'nin emekli imam hatibi. Selamun aleyküm saygıdeğer hocalarım. İştiyakla dinliyoruz.
Bak iştiyak. Şimdi izleyiciler iştiyak ne ya? İştiyak aşkla demek. Tamam bu eski kelimeleri öğrenin. Bu konak sohbetlerinin amacı burada laylaylom yapmıyoruz. Burada hem ders veriyoruz hem evet, musiki evet. yapıyoruz. Hem efendim böyle sosyalleşiyoruz efendim. İştiyakla demiş Nadi Ersoy. Bu Nadi hocamızı ileride yayına alacağız. Çok dolu bir adamdır. Efsane imam diyorlar ona. Eyüp müftüsü Mustafa Mesten. Muhterem hocama Eyüp Sultan'dan selamlar demiş. Evet, tanışıyoruz kendisiyle. Biz evet. de selam ediyoruz buradan. Eyvallah. Tıkır Ali, mutlu insanlar kenti Kıklar elinden selamlar demiş. Tıkır Ali. Ne güzel bir lakap ha. Lakap. Ben buraya değecektim. Mesela kötü lakap. Hocam mesajlar okumaya devam edeceğim. Güzel insanlar. Ayrılmayın. Çok izleyici var bu arada hocam. Hı hı. Efendim, mesela diyor ki adam... Kötü lakap söylüyor. Çok çekinerek söylüyorum. Topal Hüseyin diyor. Kör Ali diyor. Mesela adam ondan rahatsız. Gözünde az bir sıkıntı var. Kör Ali diyor mesela. Bunlar da günah değil midir hocam? Kişi bundan hoşlanmıyorsa. Kişi rahatsızsa kesinlikle böyle bu lakaplar takılmaz. Ama yani şey haline tanınma gelmiş. Için. Tanınma adına. O da rahatsız olmuyorsa o şekilde söylenebilir. Ama rahatsızlık varsa caiz de uygun değildir yani. Anladım hocam. Şimdi hocam Yaşar Topçu. Bu milletvekili Yaşar Topçu mu ya? Yok. Öyle bir milletvekili vardı eskiden değil mi? Evet, de değil. Yaşıyor mu onu bilmiyorum da. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar hocalarım, hayırlı programlar diliyorum demiş Yaşar Topçu. Bu yukarıya nasıl gidecek? Bunu yukarıya almak mesele şimdi. Ha geldi. Mustafa Ünlü, sendika başkanımız sanırım, Diyanet Vakıf Sen Başkanı. Çok önemli konulara değinmişsiniz hocam, saygılar demiş. Yakup Belen hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Sedat Hamurcu hayırlı yayınlar demiş. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden bir öğretim görevlimiz. Vehbi Cansız ise selamun aleyküm kıymetli hocamlar, hocalarım hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz hocamıza. Bu arada hocam bayağı değişik yerlerden katılım var. Dikkatinizi çekiyor Türkiye, mu? Evet coğrafyasından her taraftan var. Evet arkadaşlar kıymetli izleyenler. Biraz sonra size yine ilahi söyleyeceğim. Sohbetimize devam ediyoruz. Yorumlarınızı okumaya devam edeceğim. Lütfen hocamıza böyle güzel sorularınız olursa yöneltin, tevcih edin. Bak tevcih edin, yöneltin demek. Bunları öğrenin ha. Bazen böyle ihtiyar adamları çağırıyoruz ya, böyle tecrübesi yüksek adamlar. Diyor, yaşı biraz mütecaviz olduk diyor. Mütecaviz deyince bunlar tecavüz mecavüz ne oluyor hocam? Mütecaviz geçen demek. Yaşım diyor işte 70'i mütecaviz, 70'i geçti demek anlamınadır. Bu eski kelimelermiş, çok değerli şeyler, kelimeler. Bunların içinde hepsinin hayat var. Bunları kullanın efendim günlük dilde. Değerli hocam, yorumlara devam edeceğiz ama ben size bir sualini tevcih edeyim yine. Bak tevcih, bu çok sık kullanıyoruz, alıştı dilimiz, seviyoruz tabii. Hocam güncel bir konu, Covid-19 sebebiyle kurallara uymamak, devletin koyduğu yenilge, yönetme ve talimatlara... Bunları önemsememek, kendin hasta şey yapıyorsun ama başkalarına da bulaştırma gibi bir riski var. Bunlar da kul hakkına girer mi, günah mıdır hocam? Elbette girer, bunlar da girer. Yani bugün işte diyoruz ki vatandaş çıkıyor, bana bir şey olmaz diyor. Buyur. Ya da yani kendisine tamam bir şey olmayabilir ama taşıyıcılık özelliği varsa o kişide, taşıyıcıysa evet. O kadar kişiye bulaştırması da ayrı bir sıkıntı. Bütün bunları biz kul hakları çerçevesinde değerlendireceğiz. Rabbimiz kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Sadece kendisinin hani bana bir şey olmaz meselesi değil. Maske yani nedir? Kendimizi korumaktır. Kendi elimizle hoş o infakla ilgili farklı bir boyutu var ayet-i kerimenin ama. Yani kendi elinizle kendini velâ tulgû bi eydîküm ilet tehlike. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Böyle bir uyarısı da var. Hal böyle olunca kişilerin bu hastalığı önemsememeleri, tedbirlere riayet etmemeleri, insanların evde kalmaları gerekirken bu yasaklara yani bu da kamu hakları çerçevesinde değerlendirilir. Hem kul hakkı hem kamu hakkı. Devletimiz bugün demiş ki şu tarihlerde, şu saatlerde yasak ama ben işte bir şekilde bu yasağı delerim veya işte bir fırsatını bulurum, kaçarım vesaire sağa sola gibi bu tarz şeylerle sadece kendisini kandırıyor. Yani bunu da biz rahatlıkla evet. Kul hakkı çerçevesinde değerlendirebiliriz. Yani bu büyük yani. Günahtır. Buna Hı-hı. dikkat etsin dostlarımız. Efendim Kasım Özayrancı Samsun'dan hayırlı yayınlar demiş. Zonguldak Devrek'ten selamlar demiş Muhammed Saraç. Nevzat Cebeci, Bayat Atıf Hoca Kur'an Kursu emekli hocasıyım.
Güzel sohbetinizi dinliyoruz. Muharrem hocama ve sizlere saygı ve selamlarımı iletiyorum, arz ediyorum demiş. Fazlı Sekilli, kıymetli hocalarım Merzifon'dan hayırlı yayınlar demiş. Efendim, ben yine ara ara mesajları okuyacağım. Hocam, şimdi ben bir soru soracağım ama öncesinde bir şey söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar, bu sorunun akabinde bir ilahi daha alırız. Ne alırız? Şeyi alalım. Gaflet uykusunu alalım, yerinden yapacağız. Önceden haber vereyim ki rastnameleri kulaklarınıza ve beyninize nakşetsin, otursun diye. Efendim değerli dostlar, şimdi kul hakkı, kul hakkı hocam diyorsun ama bir de kamu hakkı var. Devletin, kamunun, bütün milletin hakkı olan haklar var. Mesela bir gün, bunu ben çok önemserim, bunu söyleyip hocamıza sözü vereceğim. Bir gün zekat hurmaları getirmişler, zekattan toplanan hurmalar. Bunlar biliyorsunuz Beytülmale, devletin hazinesine getiriliyor araziden insanlar zekat olarak. Bir gün o peygamberimizin torunlarından Hasan veya Hüseyin, onu emin değilim ama bir tanesi ağzına atmış o zekat hurmalarından. Hazreti Peygamber görür görmez hemen parmağını ağzına takmış, almış hurmayı oradan. Sahabe demiş, ne oluyor ya Resulallah? Zekat hurmasını ağzına attı çocuk. O, Efendimiz o çocuktur ya, masumdur. Şu, benim ahvadım, çocuklarım haram yemez demiş Hazreti Muhammed. Burada kamu hakkını görüyorsunuz. Kamunun malına el uzatan diyerek demiyor, bak masum bu çocuk ya, bir şey olmaz demiyor Allah'ın peygamberi. Bizim esas muallimimiz, örnek modelimiz peygamberimiz. Şimdi bu çerçevede hocamıza diyoruz ki hocam, bu kamu hakkının ne kadar ağır bir şey olmalı ki peygamberimiz bu kadar hassas davranmış. Biraz açar mısınız hocam? Evet, kamu hakkı deyince az önce ifade ettik, o kaldırımları söyledik ama onunla beraber evet, asıl işin temelinde helal lokma geliyor. Sizin de ifade ettiğiniz örnekte olduğu gibi. Evet. Hemen aklımıza da Hazreti Ömer'le sütçü kız geliyor. Ay ne güzel bir anlatsınız. Yani gece Medine sokaklarını dolaşırken anneyle kızının konuşmalarına şahit olur. Pek çok izleyicimiz bunu biliyor ama tekrarında fayda görüyorum. Annesi kızına diyor ki, kızım şu sütümüze biraz su kat da ilave et, sütümüz artsın. Kilo da ağır gelsin. Yani biraz para kazanalım, cebimiz şişsin falan. Anne diyor, bilmiyor musun, Halife Ömer süte su karıştırmayı yasakladı. Ya kızım diyor, gecenin bu vaktinde Ömer bizi nereden görecek? Ha bu arada şöyle bir mesaj da verelim yöneticilerimize. Bakın, gece Medine sokaklarını dolaşırken diyorum, yönetici yönettiği insanlardan haberdar olmalı. Kontrol etmeli. Yani kontrol etmeli. Bir taraftan da aç, sefil, neyse varsa var mı, takip onların etmeli. Tabii o koca karıyla Hazreti Ömer'in hadisesini de bilirsiniz yani. Habire tencerede taşları karıştırıyor da diyor ya, yani eğer sen gelmezsen Ömer senin halini nereden bilecek? Bilecek. Madem bilmeyecekti, niye başımıza halife oldu diyordu ya. Evet hocam. Yani yönetici yönettiklerinden sorumludur. İşte anneyle kızın bu konuşmasına şahit olunca kalbi ilmek ilmek Allah korkusuyla nakış nakış işlenen o kızcağız ertesi gün gidip oğluna istiyor ya. Sonrasında da işte ikinci batından Ömer bin Abdülaziz dünyaya geliyor. Ki biz Ömer bin Abdülaziz'i de dedesi gibi son derece adalete, kamu hakkına riayet eden biri olarak biliyoruz. Hani izleyicilerimizin çoğu işte Hazreti Ömer Efendimiz devletin işlerini görürken devletin mumunu kullanırmış, kendi işini görürken kendi mumunu falan gibi ifadelerde bulunurlar ya. Bu Ömer bin Abdülaziz. Aslında Hazreti yani, Ömer değil o. Ömer değil, aynı dedesi gibi adaletiyle. O da adil bir insan. Bildiğimiz evet, yönetici olduktan sonra, o kamuya idareci olduktan sonra son derece o sorumluluğu yüreğinde hisseden birisi. Bakın şu anda kamuda çalışan bütün kardeşlerimize, şahsımız da dahil, siz, biz, hepimiz için geçerli olan bu. Yani kamunun kaynaklarını kullanma konusunda öyle hovardaca davranmamak lazım ki bu bir vebaldir yani. Hani derler ya, eskiden 70 milyonun hakkı vardı, şimdi 83 milyonun hakkı vardır bu konuda. Ömer bin Abdülaziz soğuk bir kış gününde sabah namazı için hani kalktığınız zaman şöyle sıcak su ararsınız ya, hizmetlisi de bir kaç gün böyle sıcak su getiriyor. Bir gün, iki gün, neyse. Üçüncü gün herhalde aklına geliyor ki, diyor sen bu suyu nereden getiriyorsun böyle bu kış gününde soğuk suyu falan. Evet. Efendim diyor, Beytülmal işte devlet hazinesinin mutfağında ısıttım, geliyorum falan. Eyvah diyor, sen bizim suyumuzu ifsad etmişsin diyor. Fesat karıştırmışsın suyumuza. Yani bir şahsi bir iş belki. Evet. Neticede abdest alması falan. Netice itibariyle
kaç gündür ısıtıyorsun? İşte 3 gündür. 3 günde ne kadar su ısıtacak yakıt gider? Onu hesaplattırıp Beytülmal'e geri ödeyen bir Ömer bin Abdülaziz'i görüyoruz. Dedesi gibi adil olan. Hal böyle olunca işte bu kamu hakkına son derece riayet etmemiz hocam, gerekiyor. Bir de şu Hayber Cengi'nde bir şey anlatıyorlar. Peygamberimizin çok hassas olduğunu, hani bir adam şehit oluyor, insanlar ona özeniyor, imreniyor, ne güzel diyor, cennete gitti, Peygamberimiz öyle demeyin diyor, tabi Cebrail bildiriyor ona, o cehennemde diyor. Neden diye soruyorlar. Hı hı. Çünkü diyor, ganimet mallarından bir kilimi veya bir heybeyi söylemeden, haber vermeden aşırmış. Bundan dolayı şimdi bir küçücük bir kilim, hani deminki şeyde anlattık ama bir şehitliği iptal edebilecek kadar ağır bir vebal olduğunu anlıyoruz buradan, değil mi hocam? Elbette, elbette. Yani bu kamu hakları, kul hakları çerçevesinde ciddi manada hassas olmamız gerekiyor değerli hocam. Evet. Hocam cümleniz var mıydı? İsterseniz yok. Bir ilahi alalım. İlahi daha dinleyebiliriz. Bir rast nameleri alayım, sözle girelim. Gaflet uykusuna yatar uyanmaz, hay hay. Gaflet uykusuna yatar uyanmaz, can göz kapalı gafilan çoktur, can göz kapalı gafilan çoktur. Hak sözü dinlemez, asla inanmaz, hay hay. Hak sözü dinlemez, asla inanmaz, kalbi çürük fesat, cahilan çoktur. Kalbi çürük fesat, cahilan çoktur. Nefs atına binmiş gezer boşuna, hay hay. Nefs atına binmiş gezer boşuna, haksız olanların hakta işi ne? Haksız olanların hakta işi ne? İblis gibi düşmüş halkın peşine, hay hay. İblis gibi düşmüş halkın peşine, şeytan hilesine aldanan çoktur. Şeytan dolabına aldanan çoktur. Genç abdal herkesi mest olur sanma, hay hay. Genç abdal herkesi mest olur sanma, her kurban derisi
dost olursan her kurban derisi dost olursan ma her yüze güleni dost olursan ma hay hay her yüze güleni dost olursan ma İçi kafir dışı Müslüman çok kor İçi kafir dışı Müslüman çok kor Ne sözler yazmış adamlar hocam bak içi kafir dışı Müslüman toplumumuzun En çok şeyi değil mi efendim? Riyakar olmamak, tek yüzlü olmak. Efendimiz ne demiş? Tek yüzlü, dost doğru olacaksın. Öyle Müslüman adamı sağa solu bir yerlere oynamaz. Efendim dost doğru insandır. Hocam konumuz güzel. Yani bu anlattığım, şimdi bahsettiğim de güzel bir konu. Onu da bir başka bakalım, akşam bakalım. Yani riyakarlık, münafık üzerine bir konuşmamız lazım. Yapmak lazım hocam. Çünkü çok böyle şeyler türedi ne bileyim. Yalandan kendini farklı evet. gösterenler değil mi hocam? Şimdi hocam bir sualimiz daha var. Arkadaşlar şey dede bir dahaki arada diğer rastı alırız. Önceden söyleyeyim de hocam. Evet. Geçmişten günümüze helal haram hassasiyeti nasıl değişti? Daha mı iyiyiz yoksa daha mı kötüye gidiyoruz? Bak hocam yöresel evet. kötüye gidiyoruz. Ağızla söylemiş Aslında oldum. Yoruma açık yani. Daha iyiye gidiyoruz diyenler olduğu gibi. Daha kötüye gidiyoruz diyenler de olabilir ama ben daha kötüye gittiğimizden düşünüyorum. Böyle. Ahir zaman ya hocam. Yani ahir zaman elbette. Şimdi geçmiş dediniz. Geçmişte ecdadı şöyle bir kısaca hatırlayıverelim. Hani bir üzüm bağının kenarından geçerken evet. kopardığı bir salkım üzümün bedelini o asma çubuğuna bağlayacak kadar hassas bir ecdadımız vardı bizim. Askerimiz de böyleydi, polisimiz de neyse. Bir ordu geçerken bir salkım üzüm koparmışsa yine aynı şekilde aslında... o bağın sahibi belki de onu yolcu hakkıdır, göz hakkıdır diye oraya bırakmıştır ama o kopardığı bir salkım üzümün bedelini oraya bağlayacak kadar hassastı. Yine aynı şekilde torbasına girdiği bir karıncayı, hani biz bugün karıncayı incitmiyoruz ya öyle bir tabirimiz var hassasiyet konusunda. Belki bugünler bunlar çok ütopik gelebilir, hayal ürünü ya kim, nerede öyle insan var mı falan ama gelmiş seferden bakmış ki bohçasını açmış. Eyvah bir karınca var. Ben falanca yerde mola vermiştim. Oradan gelmiştir diye götürüp oraya bırakacak kadar evet. bu derece hassas olan ecdadımız vardı bizim. Veyahut da bakın hani bu Bilal-i Habeşi'nin konumuz faiz değil ama o iyi hurmalarla kötü hurmaları değiştirmesinin faiz olduğunu hatırlatıyor ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. O gibi alacaklısı olduğu komşusunun bak burası önemli. Alacaklısı olduğu komşusunun evinin gölgesinde gölgelenmek acaba faiz olur mu diye düşünüyor. Benim komşumda alacağım var. Bir menfaat söz konusu. Evet. Daha doğrusu evin gölgesi benim için bir menfaat. Evet. Bu menfaat acaba faiz olur mu diye bu derece hassas insanlarımız vardı. Büyüklerimiz, ecdadımız vardı bizim. Ama bugün az önce de konuştuk ya. Gelsin evet. de nereden gelirse gelsin. Evet. Kazanayım da nasıl kazanırsam kazanayım. Sadece kazançlar konusu değil. Bugün faiz. Evet. Yani hiç oraya basmıyoruz yani. Bazı alışverişlerin faiz olduğunu bazı kardeşlerimize hatırlattığımız zaman hocam diyor ben böyle çalışmazsam batarım diyor. Yani ben bizzat haramlarla çalışacağım. Allah'ın işte neydi faiz alıp verenlerin Allah ve Resulüne savaş ilan etmiş gibi oldukları şeytan çarpmış gibi kabirlerinden kalkacaklarını hatırlatıyoruz. Yetekabbetuhu şeytan. Yani... Böyle olunca faiz konusunda böyle bu hassasiyeti kaybetmiş veya gıdalar. Bugün diyoruz ki bakın şu içeceklerin içerisinde alkol var veya alkol bazlı içecekler diyoruz. Ya işte o öbürlerinde de kalite yok falan filan diyor adam. Alternatifleri var. Yine aynı şekilde gıdalar boşuna E-listesi yayınlamadı. Gıda böyle helal gıda sektöründe olanlar veyahut da bu konuya hassasiyet gösterenler. Yiyip içtiğiniz, yediğiniz pek çok gıdada çok affedersiniz domuz ürününden yapılmış o jelatinler, emulgatör vesaire tarzı şeylerle yani yiyoruz. İşte bakıp da bunun E'sinde
ne var? Yani domuz jelatini mi, sığır jelatini mi diye sorgulamıyoruz yani. O yüzden ben başında dedim ki daha kötüye gidiyoruz. Yani geçmişte bu şeylerimiz vardı. Hassasiyetlerimiz. Bu hassasiyetler vardı. Bununla beraber bakın Adnan Hocam çok basit gibi gelecek ama yani bilemiyorum kardeşlerimizin parmağında da varsa ben bir şey demiyorum. Yani Allah Resulü'nün bir sahabenin parmağından altın yüzüğü çıkarıp hani attı diyor ama bir kenara bırakıyor. Peygamber aleyhisselam yani yasaklanmış biliyorsunuz erkeğe altın ve ipek yani hikmetleri vardır. Onları konuşuruz tartışırız o gündü bugündü meselesi değil. Yani bir yasaklanan şey konusunda çıkarıyorsa Peygamberimiz gittikten sonra sahabeye diyorlar ki ya alsan da işte hani bugün tabiriyle bozdursan işte boşa gitmese falan peygamberin çıkarıp attığı bir şeyi ben bir daha almam. Bu imanın bir göstergesi. Yani bugün de işte haramlara karşı o hassasiyet biraz imanın göstergesi olsa gerek. Kardeşlerimize bakıyoruz. Ben yılbaşı yaklaşıyor. Yine hani yeni yıllarını tebrik ederim falan derken şöyle hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni bir yıl geliyor. İki gün sonra, iki akşam sonra herkes yeni bir yıla girecek. Tabii geçmiş yılın muhasebesini yaparak girmeli. Evet. Ben kazançta mıyım, kârda mıyım? Nasıl ki esnaf bugün envanterini tutuyor, mallarını sayıyor, kârda mı, zararda mı çıkarıyorsa bir mümin de yılbaşına girerken, yeni bir yıla girerken bu sorguyu kendi kendine sorgulamalı. Yani bu soruyu sormalı. Ben geçmiş bir yılda ne yaptım? Yani daha çok evde oturduk ama yani pandemi dolayısıyla neticede haramlar ve helaller konusunda da sorgulamalı. Bu konuda hassas olmalı. Hani onu şunun için söyledim yılbaşı meselesini. Pek çok kardeşimizin cebinde şu anda ben piyango biletleri olduğunu düşünüyorum. Helal, hani kul hakkı derken bir taraftan da haramlar konusunu konuşuyoruz yani. Piyango biletleri olduğunu düşünüyorum. Bu da şairin bir elde kadeh, bir elde Kur'an, bir helaldir işimiz, bir haram. Şu yarım yamalak dünyada ne tam kafiriz ne tam Müslüman beyti çok güzel oturuyor. Bugün geliyor cuma namazında karşımızda siz de vaaza kürsüye çıkıyorsunuzdur. Güzelce dinliyor, kafa sallıyor. Ben bir ismi mevzuba işte geçmişte çalıştığım ilçelerden birinde bir hacı efendinin bankadaki bir memurla fısırdaştıklarını, hacı efendi diyorum karşımda vaaz dinlediği için duyunca onu o gittikten sonra hayırdır ya saklı gizliniz ne böyle? Ya hocam boş ver falan dedi. Biraz daha üsteleyince hocam şunun faizine bir bakıver diyordu falan dedi. Yani işte biz bugün beş vakit namaz kılan Allah'ın huzurunda secdeye varan insanlarız. Ya Rabbi biz sana kulluk ediyor. Senden yardım bekliyoruz diye günde 40 defa okuyoruz Fatiha'yı. Dua ediyoruz Rabbimize. Ama çıkınca karşıdan işte o kuponları yatırmaya bir yerlere veya bilet almaya bir yerlere gidiyoruz. İşte bu da ona giriyor. Bir hocam, elde kadeh, marketten alışveriş yaptık. Piyango ister misiniz diyor. Diyor değil mi? Ya arkadaş ben ne alacağımı ben bilirim. Sen bana niye soruyorsun? Yok efendim tabii kimseyi kırmıyoruz. Kalbi o çocuk orada 2500 liraya çalışıyor. Kıza demişler o çocuğa kasiyere. Bunları satarsan işte sana prim vereceğiz demişler. Ya ben almışım orada ya bir şeyler neyse. Piyango ister misiniz? Bu hep yılbaşlarına yakın oluyor. Oluyor veya işte bir mümin bir yere girdi bir markete. Baktı ki alkol satılıyor. Arkadaş ben, siz alkol satıyorsunuz. Benim inancıma göre bu haramdır. Ben çıkıyorum. Üç kişi böyle yapsa veya sonraki kişiler de bu hassasiyeti Müslümanlar olarak göstersek yani onlar da kendine bir çeki düzen verecektir. Yani o işi yapanlar ayrı olacaktır. Ama adam bakkal diye varıyorsunuz, market diye varıyorsunuz. Orada da bir şekilde Allah'ın haram kıldığı içkiyi, alkolü satıyor yani neticede haramdır. Bunlara da işte hassasiyet göstermemiz gerekiyor değerli hocam. Yani faiz dedik, kumar dedik, işte piyango biletleri vesaire. Bunlarla beraber hele hele imanın bir göstergesidir. Yani ben biraz sonra belki de vaktimiz kalırsa değerlendiririz. Haramlardan zaten kaçacak insanımız, Müslümanlar. Evet. Şüpheli şeylere de asla ve asla yaklaşmayacaklar diyorum. Evet, hocam şeyi deyince aklıma geldi piyango konusu konuşurken. Siz alkole döndünüz, onun için araya girmek istemedim. İlginçtir, etrafınızda muhakkak vardır. Bu böyle haybeden gelen bu para çoğu kimseyi perişan etmiştir. Çok mutlu olan, bazen gösteriyor. Belgesel yapsanız yeridir mesela yani. Mesela örnek isim de vereyim. Kendisi anlattığı için. Bir sanatçıydı İsmet Özhan.
Yıllar önce ona piyango çıkmış. Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi diyor. Yani o para çıkmasaydı hayatı perişan oldu. Hayatım perişan oldu diye anlatmıştı. Neticede yüz binlerce insanın efendim ah ettiği bir şey. Bana çıkmayınca diyor işte o çıkana da yar olmasın diyor. Değil mi? İcabında olmuyor da. Hı-hı. Hocam birkaç mesaj okuyayım. İnsanlar yazmış. Hüseyin Çöl, selamlar hocam. Erdal Çataltaş, hayırlı yayınlar. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Konya Kulu'dan selamlar. Hocam, evet, benim eski görevlim. Hemşerileriniz yazıyor. Muhammed Karan, hayırlı yayınlar diliyorum. Ağzınıza sağlık kıymetli Adnan hocam. Mustafa Bıyık, bu soyadın benden ilgisi yok. Bizim profesör Mustafa Bıyık var. O değildir değil mi bu? Maşallah hocam, ne güzel program. Nide'den selam. Ha, Nide'denmiş. O hoca buradadır Çorum'da. Murat Dağlıoğlu, Adnan Zeki hocam, Yüce Allah sana hayırlı uzun ömürler versin. Günün yorgunluğunu üzerimizden aldınız. Hürmetler sunarım demiş. Çok teşekkür ederiz. Sanırım o şeyle müzik kısmını kastediyor. Teşekkür ediyorum. Abdullah Mangır, Kırklareli Şube Müdürü. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı programlar demiş. Efendim. İnsanların burada birkaç daha gelmiş, okuyalım hocam. Efendim Nesrin Belli, bizim bu personelimiz kendisi. Sayın hocam, iki hocamızı da tenzih ederek soruyorum. Mobbing de kul hakkı mıdır? Güzel bir soru aslında. Evet. Mobbing yani mesela yönetici durumunda olan kimseler hukuka aykırı işler yaparsa, baskı yaparsa personele, bu da kul hakkına girer değil mi? Biz rahatız. Zaten tenzih etmişler. Yani bizi öyle olunca. Tenzih etmiş canım. Etmese hocam, de zaten biz kendimizi biliyoruz. Biliyoruz da yani bizi de şimdi mobbingçi derseler Allah adamı taş eder hocam. Yani böyle bir şey olmaz. Evet. Bize kul hakkına girer. Tabii haksız yere var olmuşsa girer. Tabii ama sorumsuz bir insan çalışmıyor. Arkadaşlarını keriz yerine koyuyorsa buna da işlem yapınca mobbing olmaz ki bu. Evet. Devletin hizmeti de yapılacak değil mi efendim? Onu şeyini açıklamasını yaptı hocam. İsa Yanık kolay gelsin demiş. Kasım Özayrancı Samsun'dan hayırlı akşamlar demiş. Efendim okumadığımız kaldı mı? Rahmi Çıracı hocam Tavşanlı'dan Hayrettin Yılmaz selam söylüyor. Hayırlı yayınlar diliyor. Rahmi Çıracı selamun aleyküm. Bu dönemde çok ulvi bir görev, başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz arkadaşımız. Yusuf Öztürk selam söylüyor. Yusuf Danyal Kortun, Adana Cezaevi Vaizi, sevgiler, saygılar sunuyorum. Ayhan Top, selamun aleyküm. Hocam sohbetiniz hayır olsun. Yüksel Koca, selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar demiş. Abdullah Küçük, Kırklareli'nden selamlar. Benim ekip de Kırklareli eski mekan. Evet. İzliyorlar bizi. Evet. Salih Arslan da Erzincan'dan, Refahiye'den selam söylüyor. Efendim o zaman şimdi bir ilahi alalım hocama. Sonra şeyden kaldığımız yerden 6. sorudan mı devam edelim şuradan? 6'yı sorduk. 7'den. 6'yı sordum evet. Bilmek değil, ilim kendin bilmektir. İlim ilim bilmek değil, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Sen kendini bilmezsen okumanın manası kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir. Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir.
28 hece okursun uçtan ucan. 28 hece okursun uçtan ucan. Sen elif dersin hoca, manası ne demektir? Sen elif dersin hoca, manası ne demektir? Yunus emreder hoca, istersen var bin hacca. Yunus emreder hoca, istersen var bin hacca. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Evet, değerli izleyenlerimiz, yine yorumlar gelmiş, onları birazdan okuruz. Değerli hocamıza diğer bir sorumuzu ben takdim edeyim. Hocam, haramlarla birlikte şüpheli şeylerden uzak durmak gerekir. Hazreti Peygamber'in bu hadisini, yani şüpheli şey hususunda bizi böyle sakındırıyor. Evet. Bu hadis çerçevesini nasıl anlayacağız? Ne demek istemiş Aziz Peygamberimiz? Evet, yine Nevevi'nin rivayet ettiği o meşhur 40 hadiste yer alan El halalu beyin vel haramu beyin hadisi var ya, helal bellidir, haram da bellidir. Ve beynehumâ müştebihâtun lâ ya'lemuhunne kesîrun minen nâs. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır ki insanlardan çoğu onu bilmezler. Bak, burası da önemli. Evet. Yani şüpheli şeylerden çoğumuzun haberi yok. Dese ki yani bir azı ya da insanlar bilmezler dese, hepsi bilmez ama çoğu onu bilmezler. Kesîrun minen nâs. Sonra kim, Arapça metinlerini okumayayım, vakit açısından da değerlendireceğiz. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve namusunu korumuş olur. Dikkat edin diyor. Hadisin devamında şöyle hemen özetleyelim. Sonra birkaç hatırayı da paylaşacağım Aslı Saadet'ten. Hadisin devamında yani şüpheli şeylerin etrafında dönüp dolaşan kişileri hadis-i şerif, Allah Resulü ekin tarlasının etrafında koyun otlatan çobana benzetiyor. Nasıl ki çobanın bir anlık gafletinden o sürünün ekin tarlasına girmesi an meselesi ise, şüpheli şeylerin etrafında ya da haram dairesinin etrafı şüpheli şeylerdir. Helal bellidir, haram da bellidir, ayrı ayrı çizgilerle çizecek olursak. Arada şüpheli şeyler vardır. İşte bunun etrafında veya haramların etrafında dönüp dolaşan insanların bir anlık gafletleri, bir yanlış işi, nasıl ki haram dairesinin içerisine girmeleri an meselesi ise, aynı sürü misali, çobanın bir anlık gafletinden de sürünün o tarlaya girmesi an meselesidir. O zaman dikkat edin diyor. Evet. Cesette bir et parçası vardır hadisin sonunda da. Dikkat edin. İzâ salihat salihal cesedü kulluh ve izâ fesedet fesedel cesedü kulluh. O güzel olursa bütün ceset, bütün beden güzel olur. O bozuk olursa bütün vücut, bütün beden bozuk olur. Ela vahiyel kalp, malumunuz. Evet. O kalptir diyor. Ha bugün ya benim kalbim temizle de olacak şey değil. Sadece kelime olarak olacak şey değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada şüpheli şeylerden uzaklaşmayı bize tavsiye ediyor. Dininizi koruyacaksanız, evet, affedersiniz, namusunuzu koruyacaksanız şüpheli şeylerden sakının. Durumu söz konusu. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yine Tebuk seferi dönüşünde sahabe bu Semud kavminin helak olduğu bölgede kısa bir mola veriyorlar. Tabii biraz uzun zannediyor sahabe efendilerimiz molayı. Biraz hani yayılmışlar, öyle diyelim tabir yerindeyse. Yemek pişirecekler vesaire falan. Peygamber Aleyhisselam görüyor ki, diyor ki hemen kalkın gidiyoruz. Burada Allah bir kavmi helak etmiştir. Allah'ın bir kavmi helak ettiği o bölgede de hayır yoktur. Mataralarınızdaki, o su kırbalarınızdaki suları dökünüz, yoğurdunuz, hamurları da ekmek pişirecekler falan, develerinize yedirin diyor. Böyle bir rivayet var. Yani burada bir bölge, şüpheli bir bölgede konakladık. Oranın demek ki bitkisinde de suyunda da hayır yok. Ben öyle anlıyorum yani. Sonra aynı şekilde malumunuz yine dönüşü, veda hacı zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın.
o Ebrehe'nin ordusunun helak edildiği bölgeden geçerken Peygamber aleyhisselam diyor ki yine Allah burada bir kavmi helak etmiştir. Çabucak hızla geçelim buradan şeklindeki bir uyarısına şahit oluyoruz. Yani yerler önemli mi? Yerler önemli değerli hocam. Yani niye önemli? Sizin camide bulunmanızla farklı bir yerde haramların işlendiği bir toplumda bulunmanız arasında ne kadar fark varsa işte yerlerin önemi burada ortaya çıkıyor. Bir taraf Allah'ın beytinin bir şubesi olan mekan, öbür tarafta Allah'a karşı haramların işlendiği bir mekan. Hal böyle olunca insanlar şüphelilerden uzak duracaklar diyoruz. Eyvallah hocam. Kemal Atar, selamlar, ağzınıza sağlık. Muhammed Muammer İpek, selamun aleyküm hocam, hayırlı yayınlar. Hüseyin Erci, saygıdeğer hocalarım, hürmetle rimi arz ediyorum, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Evet, mesajları da okumuş oluyorum geldikçe. Sevgili hocam, bir sualimiz daha var. Arkadaşlar, son ilahimizi, bu arada süremiz... Yani bana bıraktılar. Tamam, biraz daha varmış süremiz. Efendim Hüseyin'i ile yerinden oradan ondan bitiririz. Şimdi hocam, alın teri ile helal olmayan ve şüpheli gelir arasında kişiyi kıyamette, şüpheli gelir arasında kişiyi kıyamette ne gibi durumlar bekler? Evet. Diye bir sualimiz var. Alın teri. Yani alın teri kutsaldır. Yani şu var ya. Elbette alın teriyle. Şu olay dünyanın en değerli şeyi en hocam. En değerli şeyi. Evet. Ben yine Asr-ı Saadet'ten bir örnek vereceğim. Alın teri son derece kutsal. Emekçi kardeşlerime ben buradan o fabrikada özellikle ağır metal işlerinde çalışan kardeşlerimizin parmaklarının kenarları çatlamıştır. Tabii. Yağışları nasır tutmuştur. Bir de şu yeraltı kömür göçüklerdeki. Yani, veya toprakta da çalışan bizim köylü dedemizin, evet, bakıyorsunuz yazın elleri o topraktan dolayı, onlar son derece değerli ellerdir aslında. Alın teri değerlidir diyorum. Bir gün Sa'd bin Muaz'la Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam musafaha yapıyor, tokalaşıyorlar. Evet. Bakıyor ki Peygamber Aleyhisselam, ne bu eller diyor, yani paramparça olmuş. Ya Resulallah diyor, çoluk çocuğumun rızkını temin hususunda, yani çalışıp çabalarken didinirken ellerim bu hale geldi. Kürekten... Yani, şeyden, evet, kazmadan bu hale kazmadan, geldi. Bugün de döküm atölyesinde çalışıyor, demircide çalışıyor adam. Eller gerçekten bitiyor eğer eldiven giymezlerse. Evet. Peygamber aleyhisselam diyor ki bu eller diyor öpülecek ellerdir. Hatta bazıları kabul etmese de Hazreti Peygamber o eli öptü falan gibi şeyler ben de var. Ben rivayetlerde gördüm. Evet. Resul-i Ekrem onu öptü, dedi ki bu el öpülecek eldir. Öpülecek eldir çünkü helal kazanan bir yer. Burada Hazreti Peygamber'in el öpmesi... Helal lokmayı kutsamak anlamınadır. Yoksa peygamber başkasının elini öper mi? Allah'ın en büyük yarattığı, yani, en büyük bir insan. Tabii bir ama mesaj var orada. Mesaj veriyor Resul-i Ekrem. Evet. Bununla beraber yine farklı bir şekilde değerli kardeşlerimizin hani kimin nerede olduğu, hangi kişinin daha hayırlı olduğunu da biz bilemeyiz. Tabii ki. Buna da bir örnek var bakın. Yine oturmuşlar böyle güzel bir sohbet meclisi var. Allah Resulü oturmuş sohbet ederken sahabe etrafında halka oluşturmuş. Yanlarından bir tane delikanlı geçip gidiyor. İçlerinden bir tanesi diyor ki ya Resulallah diyor şu genç kardeşimiz de aramızda olsaydı ne güzel olurdu değil mi falan deyince nereye gidiyor o diye soruyor. Şu anda o çoluk çocuğunun rızkını temin etmek üzere işe gidiyor. Bizim güncel tabirle sabahleyin kalkmış işine gidiyor falan. Kardeşiniz de sizinle şu sohbet meclisinde bulunmuş gibi sevap kazandı. Yani bunu niye söylüyor? Gerçekten yani Allah'a karşı vazifelerini, kulluk vazifelerini yerine getirdikten sonra bir insanın sabahleyin işinde evinden kalkıp işine gitmesi de bir ibadettir. Hani bazıları gerçi ibadet yok onlarda yani bilemiyoruz ama diyor ki ben de çalışarak ibadet ediyorum. Adama niye namaz kılmıyorsun falan veya niye işte oruç tutmuyorsun ibadetlerini yerine getiriyorsun. Biz de çalışarak ibadet ediyoruz. Öyle değil. Yani Allah'a karşı kulluk vazifelerini yerine getirdikten sonra bir kişinin sabahleyin evinden çıkıp çoluk çocuğunun rızkını helal yoldan temin etmek üzere işine gitmesi de bir ibadettir diyoruz. Sevap kazandıracak bir eylemdir. Eyvallah hocam. Hocam Refaiddin Bileç hocam saygılar sunuyorum demiş. Emine Sarıcüce Konya'dan Karaman'a gitmiş şimdi. Hayırlı yayınlar diliyor. Erdal Bulut İzmir Şube Müdürümüz. Bir aralar Çorum Müftülüğü'nde şefimizdi. Çok değerli hocalarım, hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar. İzmir'den selamlar. Bugün aradı beni, diyor ki kordonda geziyorum dedi. Dedim,
kış yok mu orada dedim. Vallahi hocam yaz gibi kısa kollu geziyoruz dedi. Ne iştir ya Rabbi dedim. Bu nasıl bir memleket? Yedi iklimi bir arada yaşıyoruz. Cennet cennet. Bir taraf karı yaşıyor, öbür taraf kısa kollu denizde orada kordon geziyor. Şimdi şey demiş ki bakın arkadaşlar, saz arkadaşlarım bu arada kendilerine bir teşekkür edelim. Atakan Tetik Ut'ta, efendim Kanun'da Erman Toptaş ve Hakan Zeytunlu Ritim'de bize eşlik ediyor. Size bir görev yüklemişler burada. Diyorlar ki ben biliyorsunuz bir televizyonda Saadettin Kaynak hocamızın bir kahramanlık türküsünü okudum. Yanık Ömer. Biraz zor bir eserdir. Değişmeli usulü var. Bu çalışmadan okunmaz. Zaten şimdi değil sanırım önümüzdeki şeylere diyorsunuz. Bu Yanık Ömer'i hakikaten bir akşam tam konak türküsüdür, eserdir, kahramanlık türküsüdür. Eğer bir çalışma imkanı bulursak o provasız okunacak bir eser değil. Bunları biz provasız okuyoruz hep arkadaşlar iyi usta. Efendim bu prova bak bunu ben Selçuk Tekay Orkestrası'nda da bir tane prova aldık. İşi biliyor adamlar. Notayı önlerine koydular. Ama bir prova aldık yine de. Diyeceğim o ki bu eser bu şimdi okuyamayız. Ama önümüzdeki haftalar Atakan Bey, Erman Bey ve Zeytinli kardeşim birlikte bir çalışma alırız. Ha. Değil mi? Şimdi çıkmaz değil mi? Lezzetli olsun için bunu bir prova edelim. Çünkü eser iki sayfalık usulü değişen bir eser. Ama muhteşem bir şey. Saadettin Kaynak oynamış eserler notalarla böyle. Zaten dinleyince hocam ne güzel bir şeymiş diyeceksiniz. Onu buradan istemişler. Ben onun için size bu canlı mesajı okudum. Kim istemiş? Salih Uluyol hocam Allah razı olsun ortam müsait olursa Yanık Ömer'i söyler misiniz demiş. Onu haftalara inşallah önümüzdeki haftalara. Evet o mesajı da söyledik. Şimdi hocam biz şeyle bitireceğiz ama. Siz programa şeye geçmeden önce son esere geçmeden ve son soruya geçmeden var. Önce ben sorumuzun bir bölümü eksik kalmıştı. Onu da birkaç tamamlayın hocam. Tamamlamak istiyorum. Tamam, şöyle tamam. Ki hani dediniz ki evet. Helal lokma konusunda yani hassas olmayan kişiler veya işte ne bekliyor kıyamet gününde de bir bekleyenler var. Bizim Hud suresi 84 ve 85. ayet-i kerime malumlarınız Bismillah ve ilâ Medyen'e ehâhum Şuayb'a ayeti var ya orada Rabbimiz şöyle buyuruyor. Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. De ki ey kavmim Allah'a kulluk edin sizin ondan başka ilahınız yoktur. Ölçeyi de teraziyi de eksik tutmayın. Ha, bu da kul hakkı bak bu aslında bu konu. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Bununla beraber yine de sizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum. Müthiş bir mesaj. Çok yani güzel. O gün Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi sadece üçkağıtçılık yapıyordu güncel tabirle. Eksik dağıtıyorlardı. Bakın hiç vermiyorlardı, gasp ediyorlardı. Başkasının hakkını tamamen gasp yok. Sadece hile de şeyde ölçü ve tartıda terazide hile eksiklik. Yapıyor. 1 kilo tartacaksa 900 gram tartıyor. Hani bugün geçmişte hep pazarcılar atfedir. Ben kardeşlerime hassas olmaları konusunda uyarıyorum. Hani hızlıca teraziye atıp çekmek işte bir kilo geldi falan eski kefeli terazileri hatırlayın. Şimdi evet. Dijital terazilerimiz var. Yani eksik tartıdan dolayı bile büyük bir azap haber veriliyorsa bugün işte o konuda ne kadar hassas olmamız gerektiğini 84. ayet-i kerime bildirirken 85'te de diyor ki ey kavmim ölçerken ve tartarken adaleti yerine getirin, halkın malına densizlik etmeyin. Ve yeryüzünde fesatçılık yaparak fenalık etmeyin. Ve son olarak derken Mutaffifin suresindeki ayet-i kerimelerle evet. Bu sorunun cevabını tamamlamış olalım. Bismillah ve ilullil mutaffifine lezine idektalu alennâsi yestevfun ayetinde de eksik ölçüp tartanların vay haline. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Hocam, 6. ayet-i kerimeye kadar. İhaleye fesat karıştırma da buraya girer mi hocam? Yani onu nasıl değerlendirsek bilmiyorum. Ya girer. Yani eksik, hak etmeden adam şöyle, alıyor mesela. Elbette fesat karıştırmak. Yalnız bu şimdilik ölçüyle ilgili değerlendirecek olursak o da çok farklı konularda haksızlık kul ve kul hakkı çerçevesinde rahatlıkla değerlendirebiliriz. Evet. Onlar insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçerler. Evet. Alırken tam ölçüyorsun. Kendileri başkalarına bir şey ölçtükleri zaman veya tarttıkları zaman eksik ölçer ve tartarlar. Onlar tekrar diriltileceklerini zannetmiyorlar mı? Ve büyük bir gün için öyle bir gün ki insanlar o gün
Rablerinin huzurunda divan duracaklardır. Bütün bunlar, kul hakkı, haramlar, işte Müzzemmil 17'ye tam inanamadığımızdan. Ne demek Müzzemmil 17? Müzzemmil 17. ayet-i kerime, evet, kıyamet sahnesinden bahseden bir ayet. O gün çocukların ak saçlı ihtiyarlara dönecekleri bir günün azabından, şiddetinden nasıl sakınırsınız? Sizi ne koruyacak? Evet. Yani bugün gerçekten kıyamete, yarın ölüvereceğimize inanmış olsak, yarın bir hesabın var olduğuna inanacak olsak ne yapacak? İnsanlar işte karıncayı bile incitmeyecekler diyoruz. Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Güzel tadat ettiniz. Bizim bir tane şimdi en önemli belki soru. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hocam ben diyor vaktiyle birisinin istemeye, o zaman belki isteyerek ama sonradan da çok pişman oldum diyor. Malını zimmetime geçirdim diyor. Efendim veyahut işte az önce sorduğum sual gibi şimdi içim acıyor diyor. Bir ihaleyi bana versinler diyor. Bir yetkiliye işte para verdim. Az önce rüşvet dediniz ya, işte ihaleye fesat o. Dolayısıyla ama sonradan da çok ıstırap çekiyorum, azap çekiyorum. Bunu ödemek istiyorum. İşte ilgiliye bunun ahirette bana, yani bunun tevbesi var mı diyor. Yani nasıl affolunurum diyor yani. Tamam. Bu en önemli soru bu. Hatta en son can alıcı, yani şimdiye kadar yaptığımızın özeti. Kul hakkı helal ettirilebilir mi? Evet. Şimdi baktığınız zaman hemen sosyal medyaya, sanal aleme girdiğiniz zaman kul hakkı namazı falan. Ya enteresan, siz bütün cihanı dolandıracaksınız. Ondan sonra da mübarek 5 gecede veya 5 farklı zamanda çeşit çeşit namaz kılacaksınız. Yani sabaha kadar da namaz kılsanız, Kur'an'ın tamamını bir rekatta hatmetseniz de o farklı bir konudur yani. Evet. Ama maalesef bugün kul hakkı namazı diye sosyal medyada dolaşan, yani bir namazdan bahsediliyor. Geçmişte de sizin geçen hafta Sayın Genel Müdür'le yaptığınız programda hurafelerden bahsederken kefaretül bevl namazı gibi çeşit çeşit namazlardan bahsedilir. O mübarek gecelere atfedilen, Kur'an ve sünnet, sahih sünnette yeri olmayan namazlardan. Bu da işte onlardan birisi, kul hakkı namazı. Evet. Ben milyonları, milyarları gasp edeyim, onu bunu dolandırayım. O zaman biz müflüs hadisini nereye koyacağız? Evet. Değil mi? Yani ama adam gelmiş, ne yapmış? İşte kul hakkı namazı demiş. Kişi karşı tarafta hakkını gasp ettiği o kulla helalleşmedikçe bu kul hakkı ödenmez. Evet. Bunun cevabı budur. Kendisi ölmüşse varislerine verirse olur mu yani, hocam? Yani kendisi ölmüşse tabii varislerine verirse. Tabii varislerine parayı, malı, mülkü verir de. Az önce konuştuğumuz dedikoduyu, gıybeti nasıl nereye yapacak koyacaksınız? Bunda işte yine... Onda Rabbimiz bağışlarsa, yani bir iyi niyetle yapılan bir şey, belki bir hayır hasenat, yani onun namı hesabına, onun namı hesabına düşünülürsek belki diyoruz yani. Çünkü yani, diğer tarafın affetmeme ihtimali var mı? Gerçi biraz tasavvuf kitaplarına bakacak olursak Cenab-ı Hak diyecek işte şöyle böyledir falan. İşte bağışla, ben de seni cennete koyayım, o da bağışlayacak falan gibi anlatılır ama mesela bunu biz biraz kusura bakmayın sulandırırsak herkes nasıl olsa bunun bir bağışlanması var. Kul hakkı bildiğimiz tek gerçek nedir? Kişi o hakkını kişiyle yedi, hakkını yediği kulla helalleşmedikçe yani öbür tarafta Allah durumu hakkı, iyi olmaz. Elbette Allah hakkı, Rabbimizin bize karşı işlenmiş hatalarda biz tevbeyle Rabbimize karşı olan suçlarımızı bağışlatabiliriz. Evet, değerli izleyenler, son cümle olarak Sayın Müftümüz dedi ki kul hakkı, kişiye hakkını gasp ettiğiniz hakkını öderseniz o bağışlanır ama ayrıca yine Allah'a af dilersiniz. Neticede yasakladığı bir işi işlediğiniz için. Diğer taraftan Allah hukuku dediğimiz hukukullahı da işte muhtelif günahlar işleriz biz beşer olmamız hasebiyle. Ama sonra pişmanlık duyar ve Allah'tan af dilersek Allah tövbe edenler için gafur-u rahimdir der Kur'an. Dolayısıyla Cenab-ı Hak inşallah fazla günaha bulaşmadan, bulaşmışsak da tövbe eden kullardan olmayı nasip amin, etsin. Amin, hocam inşallah. İnternetim gitti ama iki kişi daha mesaj yazmış, ekranda kaldı, onu söyleyeyim. Benim telefon kapanınca internet gitti, ona bağlıydı çünkü. Tamam. Şemsi Dede, hayırlı yayınlar hocam. Allah razı olsun, sizlerden çok güzel bilgiler ediniyoruz. Sayenizde bilgimiz arttı, saygılar sunarım demiş.
Bekir Alparslan ise selamun aleyküm, hayırlı akşamlar hocam. Sohbetten azami istifade ettik. Allah razı olsun demiş. Cenab-ı Hak bizlere de burada konuştuklarımızı doğru bir şekilde anlatmayı, evet, izleyicilerimizin doğru bir şekilde anlamalarını ve anladıklarımızla da amel etmeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Değerli dostlar, biz şimdi musikiyle veda edeceğiz. Öyle başladık. Efendim Mustafa Bey, bana biraz gevrek ve az ve volüm istiyorum mümkünse. Efendim son eserde bir atak yapalım. Gevrek bitti diye mesaj veriyor bana. Böyle biz arada böyle takılıyoruz. Program daha böyle hoş olsun, latife yapıyoruz efendim. Kusurlarımız olduysa bağışlayınız. Bu haftaki konak sohbetlerinde misafirimiz, değerli hocamız, Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer'di. Katkısından, verdiği bilgilerden dolayı hocamıza teşekkür ediyoruz. Yine bir kış akşamında, yine değişik bir, güzel bir konuyla, yine böyle İnşallah. Kamuya, kamunun içinde, hayatın içinden bir konuyla efendim tekrar hocamızı burada görmek istiyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz katıldığınız. Biz de teşekkür ediyoruz. Şahsınızda, belediyemize de bize bu fırsatı verdiği için ben de teşekkür ediyorum. Evet, değerli izleyenler, sayın belediye başkanımıza, başkanlığımıza dediği gibi bu konağı bize tahsis edip bu kültür yayınlarını sizlere iletmemiz noktasında himaye ettiği için kendisine ve tüm idarecilerimize ve teknik ekibe hepsine teşekkür ediyoruz. Yönetmenimize, efendim tonmeisterimize ve sazlarımıza da teşekkürü borç biliyoruz. Bir Hüseyin'i eserle final edeceğiz. El açanlar mahrum olmaz. Evet, buyursunlar efendim. Mahrum olmaz, rahm eyle ey rahim Allah, rahm eyle ey rahim Allah. Affeyle ey Hakim Allah, affeyle ey Hakim Allah. Oh. Başlar elbet hünkâr, rahmeyle ey Hakim Allah, affeyle ey Hakim Allah.
Sınıdadır bütün kemal, hüküm seni ya Zelcelal. Sınıdadır bütün kemal, hüküm senin ya Zelcemal. Kıl tecelli göster cemal, lütfeyle ey azim Allah, lütfeyle ey azim Allah. Kıl tecelli göster cemal, lütfeyle ey azim Allah, lütfeyle ey azim Allah. Vasleyle ey azim Allah, vasleyle ey rahim Allah. Dergahına gözünü diker, rahmeyle ey azim Allah, rahmeyle ey hakim Allah. Hoşça kalın. İçindeki aşk kuşunun eğlencesi tevhid olur.